Koronavirüs salgınında Çin'den sonra dünyanın birinci merkezi oldu İtalya biliyorsunuz. Hatta Çin'e de geçti vaka ve ölüm sayısında. Başbakan da bu konuyla ilgili ekrana çıktı, vatandaşlara seslendi ve bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklama şu şekildeydi: Koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin üreten motorunu yavaşlattıklarını ama tamamen durdurmadıklarını belirtti. Bu kolay bir karar değil. Stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durduruyoruz açıklamasında bulundu ve fabrikaların kapısına kilit vuruldu. Başbakanın açıklamaları şu şekilde devam etti. Evde kalmalıyız. Her gün çok sayıda vatandaş kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Evde kalmalıyız, kalmalıyız. Aldığımız önlemler ciddi ama başka alternatifimiz yok. Önlemlerin etkilerini görmek için zaman gerekiyor. Kurallara uyulmalı, evde kalmalıyız şeklinde bir açıklama yaptı. Süpermarketlerde yarışa ya da kuyruğa gerek yok dedi. Süpermarketlerin, gıda ürünleri satan dükkanların, eczanelerin, postane ve bankaların açık kalmaya İtalya'da devam edeceğini belirtti. İtalya Başbakanı ayrıca yaptığı açıklamada yeni tedbirlerin 3 Nisan tarihine kadar olduğunu belirtti umut ediyoruz. İtalya'daki bu can kaybı ve salgın bir an önce durur. Çünkü başlangıçta ciddiye almadıkları için İtalya bugün çok zor günler geçiriyor maalesef. Tek beklentimiz oradaki salgının biraz yavaşlaması ve hastanelerdeki o yoğunluğun azalması. Can kaybı olmadan İtalya'nın bir an önce eski günlerine kavuşması. Bugün Avrupa'nın merkezi konumunda olan İtalya her yıl milyonlarca turisti ağırlıyordu. İtalya'nın batması demek, Avrupa'nın batması demek, Avrupa'nın batması demek, dünyanın küresel bir krize girmesi demek. Koronavirüs salgını böyle giderse hiçbir ülke ekonomisini doğru düzgün toparlayamayacak hale gelecek. O yüzden salgının bitmesi için dünyanın neresinde olursak olalım hayatı bir süreliğine durdurmamız gerekiyor. Şu an Kuzey Makedonya'da Günlerdir insanlar zaten sokağa çıkmıyordu, kurallara uyuyordu ama buna rağmen hükümet yetkilileri sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokaklar şu anda da zaten bomboş. Kurallara uyuyor insanlar. Türkiye'de de yapılması gereken şimdilik bu. Hastanelerde yoğunluk olmazsa, bu salgın yavaşlarsa can kayıpları da olmayacaktır. Bugün İtalya'da insanlar ciddiye almadığı için Sokaklarda gezdiği için zamanında bu salgın başladığında hastaneler doldu taştı. Koridorlara yoğun bakım ünitesi kurmak zorunda kaldılar. Doktorlar yetersiz kaldı, hastaneler yetersiz kaldı. Salgın ne kadar yavaşlarsa, hastaneye gidiş ne kadar azalırsa mücadele de o kadar hızlı olacaktır.